Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle Temmuz'un konu başlıklarına bir bakalım. Güneş 23'üne kadar sizin burcunuzda ilerleyecek. Bu nedenle doğum günü olan, bu ay doğan tüm yengeçlerin doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yengeçler, güneş yükselen burcunuz üzerinde parlayacağı için Temmuz ayı sizin için de çok önemli ve güçlü bir ay. Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. Aslan burcunda yeni ay doğacak. Merkür çok hızlı ay boyunca 3 burcu dolaşacak ve Mars ayın büyük bölümünde Boğa burcunda ilerleyecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar burcunuzda parlıyor. 28 Haziran'da Yengeç yeni ayı doğmuştu ve Temmuz'un zaten ilk yarısı içerisinde bu yeni ay tesirleri de devam edecek. Kendinizle ilgilenmek için önemli bir aydasınız, önemli bir dönemdesiniz. Fiziksel imajınızla değişimler yapabilirsiniz. Güzellik, bakım, estetik gibi konular olabilir bunlar. Yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi olabilir. İlişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili önemli kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Merkür 5 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda olacak ve 5'inden sonra sizin burcunuza geçiyor. Dolayısıyla 5 Temmuz'dan itibaren zihinsel aktiviteleriniz de çok hızlanıyor artık. İletişim becerileriniz de çok hızlanıyor. Hayatınızda daha fazla bilgi paylaşımı söz konusu. Bu durum eğitim konularında, ticari aktivitelerde, gezi ve seyahatler gibi alanlarda sizi daha aktif hale getirebilir. Mars Boğa Burcu'nda 11. evinizde hedefler, gelecekle ilgili planlar, programlar alanında daha girişken olduğunuz bir aydasınız. Bu dönemde spor yapmanız, bazı böyle ekip çalışmaları içerisinde olmanız, organizasyonlara katılmanız mümkün. Arkadaş aktiviteleri ve sosyal aktiviteler de çok öne çıkıyor. Ve herhangi bir işle ilgili konuda aldığınız bir proje üzerinde belki inisiyatif alarak daha güçlü bir şekilde çalışabilirsiniz. Hani para kazanma, iş, kariyer mücadeleleri de tabii ki Mars Boğa Burcu'nda olduğu için bu ay genelinde sizi destekleyecek aslında. Ve ayın 13'ünde Oğlak Burcu'nda sizin için çok önemli olan bir dolunay meydana gelecek. 21 derece Oğlak Burcu'nda. Tam karşıt burcunuzda 7. evinizde meydana geliyor sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok daha önemli ve güçlü. Plüto'yla da önemli bir açısı var, teması var dolunayın. Dolayısıyla yine dönüştürücü bir dolunaydan bahsediyoruz. Hangi alanda oluyor bu? İlişkilerle ilgili. Yani ilişki dinamiklerinizde dönüşümler var, tamamlanmalar var. Hedefe ulaşabilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Örneğin bir ilişkinizi artık evlilik için bir aşamaya taşıyabilirsiniz. Evlilik kararları alabilirsiniz, evlenebilirsiniz, evlilik teklifleri alabilirsiniz. Biten ilişkiler de bitebilir. Artık yani tamamlanması gereken ilişkiler de bu anlamda dönüşebilir. İş birlikleri, ortaklıklar, bazı yakın arkadaşlıklarınıza da ilgili yine önemli kararlar verebilirsiniz. Bu birebir hizmet aldığınız kişilerle de ilgili olabilir. Yani örneğin asistanınız, belki muhasebeciniz, avukatınız, hizmet aldığınız bir kişi. Hani buralarda da bazı dönüşümler olması, kararlar vermeniz de mümkün görünüyor. Ve 13 Temmuz'u devam takip eden ayın ikinci yarısında bu tesirler hayatımızda evet kendini hissettirecek. Ve ayın 17'si 18'i Güneş'in Merkür'le burcunuzda kavuşumu ve Balık burcundaki Neptün'le yaptığı güzel bir açı var. Oldukça ilham getiren, çok böyle duyarlı, hassas bir enerji. İçinde bulunduğunuz şartları her neyse bir kabullenme içerisine geçebilirsiniz. Böyle bir anlayış olabilir. Manevi anlamda derinleşmeler, güçlenen sezgiler mümkün. Yani sorunlar olsa da bunları kabullenmek veya artık inatlaşmamak, bazı şeyleri oluruna bırakmak mümkün. Sanatla uğraşan sevgili yengeçler, bu açıyı iyi değerlendirin. Çünkü çok güçlü ilhamlar gelebilir size. Çok güçlü yardımlar da gelebilir. Ve bu Neptün açısıyla beraber güzel bir seyahate, tatile çıkabilirsiniz. Deniz yolculuklarını veya ruhsal, daha mistik, daha spiritüel yolculukları, yurt dışı ile bağlantılı konuları, uluslararası alanda olan gelişmeleri destekler bu durum. Belki bir akademik alanda bir hedefiniz var. Hani burada çok ilahi bir yardım gelebilir.
ya da hukuksa anlamda bir hak arayışınız var. İşte burada yardımlar gelebilir. Spüter yanı da çok güçlü olan bir durum. Özellikle ayın 17'si, 18'i bu günleri iyi değerlendirmekte fayda var. Ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Ayın 19'undan itibaren özellikle düşünceleriniz, zihniniz, günlük hayatınızdaki bilgi akışları daha çok ticari konular, para konuları, ekonomiyle ilgili konularda olabilir. Mars'ın da Boğa Burcu'nda ilerlemesi ve ayın son günlerinde Merkür'le Mars arasında da şöyle bir etkileşim olacak. Biraz masrafları da arttıracak gibi görünüyor. Özellikle ayın 25'inden itibaren bu etkileri hissedebilirsiniz. Ve 28 Temmuz'da 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay para evinizde doğuyor zaten ve Ağustos'un ilk yarısına kadar da aslında geçerli olacak. İş arayan yengeçler, evet, bu yeni ay size bir iş getirebilir. Para kazanmak için bir şeyleri, mesela fikirleriniz olabilir. Bir hobinizi değerlendirerek para kazanabilirsiniz. Ticari bir aktivite olabilir. Veya size ait değerlerinizi, maddi kaynaklarınızı kullanmak, değerlendirmek için bazı kararlarınız olabilir. Genel itibariyle bu Aslan yeni ayı para konularını öne çıkarıyor. Kişisel haritalarınızda lütfen kontrol edin. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegeniniz var mı? Eğer varsa bu yeni ayın sizin için önemi daha da artacaktır. Ayın son günlerine baktığımızda ayın 25'inden itibaren özellikle Merkür-Mars arasındaki zıtlaşma, hem de Mars'ın Uranüs'e doğru yakınlaşması, ay düğümü de biliyorsunuz Boğa Burcu'nda, kuzey düğüme doğru ilerlemesi, burada biraz daha parasal konular, kişisel gelirler, kazançlar, gelir gider dengenizde kontrol dışı durumlar getirebilir. Evet, keyif için, eğlence için, tatil için daha fazla para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Ama bir yandan da Aslan demek risk almak demek. Özellikle spekülatif alanları, şans oyunlarını da yönetir. Eğer bu şekilde hani para kazanma hedefiyle biraz risk alma eğilimde olursanız kontrolsüz durumlar oluşturabilir. Evet, Mars'ın Uranüs'le birleşimi sürpriz kazançlar da getirebilir ama burada riske dikkat etmek gerekiyor. Daha güvenli olmak gerekiyor. Beklemediğiniz, hani çok hesaplamadığınız bazı harcamalar da olabilir. Bir anda hani belki beklenmedik bir sürpriz, işle ilgili bir girişim içerisinde olabilirsiniz ya da işte eğlenceli bir şekilde arkadaşların davetiyle bir yerlere gidebilirsiniz. Bir tatil, eğlence organizasyonu olabilir, bir yolculuk olabilir. Hani beklemediğiniz yerlerde de bazı masrafların çıkması da mümkün görünüyor. Uranüs etkisi sürpriz kazançların, gelirlerin olma ihtimalinde göz önünde bulundurmanız gerektiğini işaret ediyor. Bunu da unutmayın. Özellikle bir işle de ilgili olabilir bu. Bir teklif alabilirsiniz. Ani bir teklif olabilir. Bir proje karşınıza çıkabilir. Veya daha önceden yapmış olduğunuz bir iştir bu. Çalışmışsınızdır, emek harcamışsınızdır. İşte bunun sürpriz sonuçları olabilir. Bir anda siz, maaşınıza zam gelebilir. Bir anda terfi edebilirsiniz. Bir başarı elde edebilirsiniz. Bunun gibi sürpriz etkiler de olabilir tabii ki sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.